Merhabalar, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten sevgiler, saygılar herkese. Bugün 23 Ağustos Pazartesi ve haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Bu hafta yine yoğun gündemlerim var. Size anlatacağım çok konular var. Dolayısıyla kısa kısa geçeceğim hepsinden. Öncelikli olarak bugünün tarihi anlamıyla ilgili başlayalım. Çünkü 23 Ağustos tarihi, Romanya tarihi açısından önemli. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında Romanya, Almanya tarafındayken bir anlaşmayla Rusya tarafına geçiyor. Ve sonrasında da kazandığı toprakları geri alıyor. Ama 1947'de başlayan ülkede rejim değişikliği oluyor ve komünist dönem başlıyor. Artık 1947'den itibaren milli gün olarak 23 Ağustos o kritik dönem tarih ilan edilmiş oluyor. 1989'a kadar süren komünizm döneminde 23 Ağustos tarihi milli gün olarak kutlanıyor. Ama 1989'daki antikomünist ihtilal devrim sonrasında ise artık milli gün 23 Ağustos'tan 1 Aralık tarihine, daha önceki tarih olan 1 Aralık tarihine değiştiriliyor. Artık Romanya'nın milli günü günümüzde olduğu gibi 1 Aralık tarihinde kutlanıyor. Ama 23 Ağustos tarihi de faşizm ve komünizm kurbanlarını anma günü olarak değiştiriliyor ve bu tarih böyle bir anlam değişikliğine uğramış oluyor. Bu bilgiyi böyle bir background olarak, tarih bilgisi olarak size aktarmış olalım. İkinci gündemimiz Romanya'daki ekmek tüketimiyle ilgili. Eurostat vergilerine göre Romanya Avrupa'nın en çok ekmek tüketen ülkesi konumunda ve fiyat olarak da Avrupa ortalamasının %56 daha ucuz olduğu Romanya'daki ekmek fiyatlarının belirtiliyor. Ve ülkede 6500'den fazla bir ekmek unlu mamulleri işletmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylar haberlerimizde yer alacak. Günlük hayatımızı ilgilendiren bir başka husus ise başkentte toplu taşıma firması ciddi zarar ediyor. Çünkü bir araştırmaya göre %90'ının kaçak bindiği tespit edilmiş ve Eylül ayından itibaren firmanın uğradığı zararları kurtarmak ve telafi etmek için kontroller sıklaşacak. Geçen haftaki, önceki yayınımızda bahsetmiştim. Zaten çok aylık şeyler, abonman ücretleri Romanya'da çok pahalı değil. Dolayısıyla başkent Bükreş için söylüyorum. Başkent için de zaten pahalı değil, her ne kadar diğer illere nazaran yüksek olsa da. Yani abonman kartı hala cazibesini koruyor. Bu noktada bileti olmayanlar, abonmanı olmayanlar cezalara hazır olmalılar. Yine ekonomiye dair bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Romanya'nın Milli İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülkedeki en yüksek maaşı, en çok maaşı özel sektör anlamında söylüyorum. Bilişimciler alıyor. Yaklaşık 8950 lei gibi, yani 1900 euroya yakın bir rakama ulaştı Haziran ayı verilerine göre en çok maaş alanlar. Ülkedeki ortalama maaşın 720 euroya yakın olduğunu bu arada belirtmiş olalım. Asgari ücretin ise 280-285 euro arasında bir rakam olduğunu da bu arada hatırlatmış olalım. Eğitim sezonu yaklaşıyor. Eylül'ün ortasında burada devlet okulları resmen açılacak. Özel okullar daha erken açılabiliyor. Ağustos sonu itibariyle bazı okullar açılmış olacak. Bununla ilgili de hükümet, bakanlık, halk sağlığı merkezi ile birlikte bazı kararlar alacak. Bugün onun toplantısı yapılıyor ama kesinleşen kararlara göre şu an için 6'ya çıkana kadar enfekte oranı okullarda online eğitime geçilmeyecek. Yani bu baraj geçen yıl %3 iken şimdi bu 6'ya çıkarıldı. Dolayısıyla yani yüz yüze eğitim başlayacak ve bunun online'a dönmesi için artık çok yüksek rakamlara, yüksek oranlara ulaşılması gerekiyor ki şu an için bu çok öngörülmüyor. Zaten Romanya genelinde en çok %0.40 civarında İlfov ve başkent Bükreş'teki incidence oranları, enfekte oranları var. Yani şu anda 1'lerin altında. Dolayısıyla yüz yüze eğitimde herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada sadece çocukların aşı olmasıyla, 12 yaş üstü çocukların aşı olması teşvik edilecek. Bununla ilgili formlar hazırlanıyor. Velilerden bu konuda onay alınacak. Bir taraftan da aşı olmayı reddeden öğretmenlerle ilgili bugün onun kararının çıkmasını bekliyoruz.
PCR testlerinin, periyodik PCR testlerinin ödemesini öğretmenin cebinden karşılamasının istenmesi gibi bir şey var, proje var. Ha, böyle biraz zoraki bir fiili duruma getirmek gibi bir niyeti var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Bakalım öğretmenler buna ne tepki verecek? Acaba öğretmenlerin aşı olmasını bu hızlandıracak mı? Bunu zaman içinde göreceğiz. Bir de Romanya Cantacuzino Sağlık Enstitüsü var burada, ilaç üreten Romanya'nın çok değerli bir kurumu. Bunun daha önceden ürettiği Polidin isimli bir şey var, ilaç var. Bu ilaç hastanın bağışıklığını, vücut bağışıklığını artırıyor ve böyle şey türünde, oyuncak gibi böyle şekerleme türünden hem çiğnenerek sakız gibi hem enjeksiyon şeklinde ya da buruna sprey şeklinde alınabiliyor. Bunun üretimine tekrar geçilecekmiş. Bunu bugünkü medyada görmüş olduk. Hani insanların vücut bağışıklığını arttırmak için devlet de bunun gibi tedbirler almaya devam ediyor. Peki başka hangi konular var? Sahipsiz köpekler konusu var. Bükreş'in etrafındaki İlfov Belediyesi'nin bu bir büyük bir sorunu şu anda gözüken, barınaklarda %20 kapasitenin üzerinde bir köpek sayısının olduğu, bunun üzerine buna rağmen sokaklarda köpek kaldığını belediye meclisi bugün açıklama yapmış, duyurmuş. Hatta bir çağrı yapmış, bir kampanya başlatmış. Köpek sahiplenme kampanyası başlatmış ki bu şekilde barınaklarda yer açılabilirse sokak köpekleri de, sahipsiz köpekler de bu vesileyle toplanabilecek. Bu hani başkent Bükreş'tekileri de kısmen ilgilendiren bir konu olacak. Daha önceki gündemlerimizde bunu bahsetmiştim, bu zehirli atık konusu. Türkiye'ye artık onu kabaca hurda metal şeklinde ifade ediyoruz biz. Ama içinde bunların zehirli atıklar da var, zehirli maddeler de var. O açıdan biraz Avrupa Birliği bu konularda biraz konuyu sıkı tutuyor. Ve Romanya geçen hafta içerisinde, geçtiğimiz günlerde yeni bir ürün daha, galiba 1000 ton civarında bir ürün yakaladı. Ha, yine Türkiye'ye gidiyordu. Bu noktada sadece Türkiye değil, Romanya ve Moldova'nın da bu türlü atıklar, hani Avrupa şartlarına uygun olmayan atıkların biraz böyle toplanma merkezi olduğuna dair yayınlar var. Bu konuda biraz dikkat çekiliyor. Biz de bunu burada gündeme getirmiş olalım. Tabii herkesin gündeminde olduğu gibi Afganistan'dan tahliyeler, Romanya kamuoyunun da gündeminde. İki defa uçakla tahliye gerçekleşti. Toplam galiba 17-18 vatandaş, Romanya vatandaşı getirildi. Toplam 33 vatandaşın olduğu belirtildi, ilan edildi. Afganistan'da tahliye edilmesi beklenen. Onlar da artık dün bir uçağın daha çıktığına dair bir bilgi var ama henüz o galiba aktarmalı. Henüz Romanya'ya ulaşmadı. Bakalım onda kaç yolcu gelecek. Bu arada ilginç bir detay da size vermiş olayım. Çalışan kişinin adını sayfamızda bulacaksınız. Bir Romanyalı bir kadın, bir NGO'da çalışıyor Kabil'de. Uluslararası bir gönüllü sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Facebook'tan yaptığı paylaşımda, hani şu ana kadar bize dokunan olmadı. Biz buradaki siviller için, buradaki insanlar için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Güvenliyiz. Bu konuda bir güvenlik endişesi taşımıyoruz deyip Kabil'de kalmaya, çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kendisine yapılan iyi dilekler ve kendisine yapılan davetleri reddettiğini, şimdilik orada kalmaya devam edeceğini de bu arada belirtmiş oldu. Bu detayı da sizlere aktarmış olalım. Yunanistan'daki devam eden yangınlar nedeniyle Romanya 142 kişilik yeni bir ekip daha gönderdi Yunanistan'a bir dayanışma örneği olarak. Onlar da gideli 1-2 gün oldu ve bir dayanışma ve birlik beraberlik anlamında ikinci kez Romanya Yunanistan'a desteğini vermiş, göstermiş oldu. Kültür sanat haberiyle devam edelim. Romanya'da tek yıllarda, yani 2017, 2019, 2021 gibi yıllarda yapılan çok yaygın, buranın en büyük kültür sanat organizasyonu George Enescu Müzik Festivali var. Bu yılki festivale de Türkiye'den Fazıl Say katılacak. Daha önceki festivallerde, galiba 2-3 festival öncesinde Fazıl Say bir kez daha Romanya'ya gelip konser vermişti. Fazıl Say da Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük piyanistlerden birisi. 19 Eylül'de başkent Bükreş'te George Enescu Festivali etkinliklerinde Fazıl Say piyanosunun başına geçecek.
Fazıl George Enescu, Romanya'nın en büyük müzisyenlerinden bir tanesi ve 2 yılda bir tekrar etmiş olan onun adına kültür sanat aktiviteleri konser dizisi yapılıyor. 28 Ağustos'ta başlayacak, 26 Eylül'de bitecek. Bir aya yayılan bir etkinlik, bir nevi bir dizi etkinlikler bu vesileyle sürecek. Sporla ilgili şöyle küçük bir haber vereyim. Biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatlarında Romanya'da Romanya adına başarı kazanan, madalya kazanan sporcular başkent Bükreş'te Cumhurbaşkanı tarafından davet edildi ve onlara primler verildi, madalyalar verildi ve teşvik edildi. Bu arada halen Japonya'da süren Paralimpik Olimpiyatlarında da Romanya Spor Bakanı var, bisikletli ve engelli. O Edward Novak, Romanya adına bir bakan ilk defa böyle bir paralimpik olimpiyatlarda Romanya adına yarışmış oluyor. Bu hoş, güzel detayı da sizlere aktarmış olduk. Hava durumuyla bugünkü bültenimizi kapatalım. 30'lu dereceler, 32-34'lü dereceler civarındaki hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş bekleniyor. Önümüzdeki 2 hafta sürecinde, 2 hafta boyunca 22-24 arası sıcaklıklar görülecek Romanya'da. Yani artık havaların böyle bir keskin bir serinlemeye doğru gittiğini hepimiz yaşayarak göreceğiz. Bugünkü bültenimiz burada. Biraz uzun oldu ama konu başlıklarımız fazlaydı. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum. Hoşça kalın.